TRT 24 YouTube kanalındasınız. Bülent Korucu'nun yazdığı Atanamamış Mehmet Ağar, Osman Ak başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Daha hırslı, daha öfkeli, daha az zeki. Erdoğan rejimini ayakta tutan unsurlardan biri de hiç şüphesiz Emniyet Teşkilatı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun şahsında sembolleşen, nobran, hukuk tanımaz ve yetki sarhoşu bir teşkilat. Hukuksuzlukla at başı giden diğer özellikleri ise beceriksizlik. En son Adana'da bebekli kadınların yaşadığı evlere özel harekat timlerinin kapı kırarak yaptığı baskınlar dört başı mamur bir durum özeti. Abidin hukuksuzluk ve beceriksizliğin resmini yapsa rejimi böylesine güzel anlatamazdı. Bütünü analiz etmenin en kolay yolu temsil gücü yüksek bir parçayı mercek altına almaktır. Osman Ak 17-25 Aralık'tan sonra polisin yaşadığı dönüşümün sembol isimlerinden biri. 15 yıl kızakta bekledikten sonra Haziran 2014 kararnamesiyle Zonguldak Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Osman Ak'ı çözdüğünüzde Adana'da skandal baskını yaptıran Zafer Aktaş'ı da tanıyabilirsiniz. Meslek hayatının büyük bölümü istihbarat dairesinde geçen Ak'ı kamuoyu ilk kez telekulak skandalıyla duydu. Dönemin Devlet Güvenlik Mahkemesi Savcısı Nuhmete Yüksel, Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün 8. katında bir kısım polisleri kaçak dinleme yaparken suçüstü yakaladı. 11 Haziran 1999. İstihbarat şube içinde kanun dışı bir yapılanmaya gidildiği ve burada aralarında Cumhurbaşkanlığı, Yargıtay, Genelkurmay Başkanlığı gibi kurumların da bulunduğu, 963 kişi ve kurumun telefonlarının yasa dışı dinlendiği ortaya çıktı. Emniyet Müdürü Cevdet Saral ve yardımcıları Zafer Aktaş, Osman Ak ve Mahmut Çorumlu'nun da aralarında olduğu 38 personel hakkında yargılama izni çıktı. Sonradan beraat etmişler gibi bir hava estirseler de, emsali pek çok davada olduğu gibi mahkemeler arasındaki gelgitler sonunda davalar zaman aşımından düştü. Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Osman Ak'ın son duruşmadaki "telefon dinleme değil, izleme vardı" sözleri şaşkınlıkla karşılandı. Yargıtay 8. Daire Başkanı Naci Ünver'in içinde bulunduğu mağdurların açtığı 50'yi aşkın davada İçişleri Bakanlığı tazminat ödemeye mahkum edildi. İdari soruşturma da benzer şekilde sonuçlandı. Müfettişlerle 31 Ağustos 1999'da hazırlanan raporda Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Genelkurmay GES İstasyonu, Milli Güvenlik Kurulu, bakanlar, milletvekilleri, gazeteciler, belediye başkanları, büyük holding patronları, Emniyet Genel Müdürü, İstanbul Emniyet Müdürü, İstihbarat Daire Başkanlığı, sendikalar, siyasi partiler ve derneklerin dinlendiği anlatılmıştı. Hem tazminat davaları hem de idari soruşturmanın sonucuna rağmen çıkan zaman aşımı kararı bir Türkiye gerçeği olarak önümüzde duruyor. Osman Ak, ister istihbarat şube müdürü isterse emniyet müdürü olarak görev yaptığı şehirlerde dinleme odasının kontrolünü bizzat eline almakla tanınıyor. Çevresine sıkça söylediği cümle ise iddialı bir istihbaratçı yaşadığı şehirde uçan kuştan haberdar olmalı. Bunun için vali, garnizon komutanı, belediye başkanı dahil herkesi dinlemeli. Bu zihniyetteki birinin Ankara'da yukarıda saydığımız kurum ve kişileri dinletmesi sürpriz olmasa gerek. 17-25 Aralık yolsuzluk skandalının patlamasından sonra dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha büyük bir gürültü çıkarıp hizmet hareketini şeytanlaştırması da tanıdık bir proje. Zira Saral ve Ak ekibi de suçüstü yakalandıklarında sümen altında tuttukları emniyetteki F tipi yapılanma dosyasını ortaya çıkarıp dikkat dağıtmaya çalışmıştı. Apar topar okul yıllıklarından bakılarak hazırlanan listelere, teşkilat içinde kendilerine hasım olarak gördükleri isimleri de özenle yerleştirmişlerdi. Böylece bir taşla çok kuş vuracaklardı. Raporu Ankara Emniyeti'nin ayaküstü bulduğu bahane olarak niteleyen Avni Özgürel konuyu şöyle özetliyordu. Öylesine eller ayaklara dolaşıyor ki listeye koyulan isimlerden birinin Alevi, birkaçının askerde, kiminin Bosna'ya tayin edilmiş olduğu bile araştırılamıyor. Aceleden aynı isim birkaç kez yazılıyor. Müfettişlere Fethullahçılar raporu konusunda bilgi veren bir emniyetçi, "Bizden teşkilatın albümleri ve iç hizmete hazırlanan rehberler istendi. Liste hazırlandı. Hatta Ferruh Tankuş'un hatırı için İstanbul'da onu kovan müdür muavini Ahmet Pekin'in adı da eklendi." 8 Haziran 1999 Radikal.
Buradaki Ferruh Tankuş ismi önemli. İstanbul Narkotik Şube Müdürü'yken il müdürü Hasan Özdemir'in altına uyup Saral ve ekibinin İstanbul'a getirme projesinin uygulayıcılarından olan Tankuş, Osman Ak'la polis akademisinden devre ve çok yakın arkadaştı. Gerçek başkent ve dünya metropolü İstanbul bütün polis şeflerinin hayallerini süsler. Legal, illegal her türlü network burada kurulur ve yolu İstanbul'dan geçenler bürokratik ve siyasi kariyeri güç kazanır. İş ve siyaset dünyasında kazan-kazan ilişkisi kurulur. Osman Ak'ın hırsı ve aceleciliğiyle Tankuş'un boş boğazlığı ekibin hayallerinin suya düşmesine yol açtı. Ak, İstanbul'a gelemeyince yarım kalmış bir projeye dönüştü ve kendisine yatırım yapanları hayal kırıklığına uğrattı. Atanamamış Mehmet Ağar olarak sabırla 15 yıl Kızak'ta bekledi. Bir pilot uygulama olarak gittiği Zonguldak'ta gösterdiği performansla hem eski ekibin hem de Erdoğan'ın güvenini kazandı. Terörle mücadele ekipleriyle kreş basıp bebeklere silah doğrultarak işe başladı. Adana ve Bursa gibi iki çok önemli şehirde emniyet müdürü yapılmasını bu başarıya borçlu. İstanbul'u hala zorladığından eminim ancak yaş haddi geldi. Son kararnamede vali kadrosuyla İstanbul müdürü yapılanlar arasına karışabilirdi, olmadı. Emekli edilmeyip merkezdeki bir hülle makama atandı. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından Genel İdari Hizmetler sınıfında boş bulunan Daire Başkanlığı kadrosuna atandı. Trabzon Oflu Aka Bakan Hemşehrisi Süleyman Soylu'nun bir kıyağı bu. Diğer hemşehrisi damat Berat Albayrak, mevcut müdür Mustafa Çalışkan'ın arkasından çekilirse bir şansı olabilir. Çıkmayan candan umut kesilmez. 15 yıl sonra Gülen Talih Koşu bakarsınız İstanbul'a da konar. O zaman proje kısmen tamamlanmış sayılır, diyor Bülent Korucu TR724'deki köşesinde.